Bugün pazar öğlenimizi akşam üstüne kadar Holy Priest'imizi taze level 70 oldu. Exo Holy Zero to Hero serimizde onu gear'landırmaya çalışacağız. Adımlarına bakacağız. Biraz daha oynamayı öğreneceğiz. Neler yapabileceğimizi ve çeşitli adımlarla bunu ilerletmeye çalışacağız. Bugünü tamamen gameplay'e ayırdık. Dün biliyorsunuz Azeroth sohbetlerimiz vardı. Föhr Incarnate sinematiğini incelemiştik. Onun videosunu gece hazırladım. YouTube'da onu da izleyebilirsiniz tabii ki de. Ama bugün bu karakterimizi kasıyor olacağız. Sevgili YouTube, sizler de hoş geldiniz. Şimdi canlı yayında birazdan Holy Priest'imizin leveling'ini, item level'ını leveling'ini gerçekleştireceğiz. Onu arttırmaya çalışacağız. Yayın öncesinde bir ufak arkadaşlarımla birlikte Wuhtu profile ayarları yaptık. Belki onunla ilgili farklı bir video oluşturulabilir. Hani nasıl yapılıyor, nereden ne şey yapılıyor diye. O belki farklı bir şeyin konusu olabilir. Çünkü hani yayında onları yapmaya çalışarak hem ben öğrendim çünkü nasıl yapıldığını çok da sıkmak istemedim ama bunlara da ilerleyen zamanlarda bakarız. Belki ona yönelik bir rehber videosu da çekebiliriz. Bakalım kimler burada? Antidotos yay demiş. Hoş geldin Lords of Beer. Selamlar. Hoş çıtıraşlı yayın. Hoş geldin. Çağlar selam. Cold hardcore mu acaba? Değil. Bugün retail'dayız. Ama hardcore'u yakın bir zamanda bir daha denemeyi düşünüyorum. En azından bu karakteri Mythic Plus'larını yapmaya oturttuğum andan itibaren hani item level'ını biraz daha geliştirip bunu rutine bindirdiğimizde tekrardan bir hardcore denemek istiyorum. Selam, yayın 18'e kadar sürer mi? Mesai çabuk geçer. Sürecek evet. Yani sürdürmeyi planlıyorum. Ama akşamüstü bir ara veririz. Akşam belki tekrar açarız. Yani bir akşamüstüyle akşam yemeği yeme arası verebiliriz. Böyle bir 2-3 saat yayını kapatabiliriz. Sonra tekrar açabilirim. Dün 9 level robu yatırdım. Eyvah eyvah. Bir mage'e güvenip. Nefeon hoş geldin. İyi yayınlar. Leandresel iyi pazarlar demiş. Cavex hoş geldin. Uğurcum selamlar. Köpek hoş geldin. Köpek Diyojen. Uğur merhaba, iyi yayınlar olsun efendim demiş. Çok teşekkür ederim. Look me look. Abi ciddiye bile alamıyorum şu an. Priest'i bücür priest mi olur? Valla işte ciddiye alacağız arkadaşlar. Çünkü çarkı çevirdik. Nom çıktı. Fakat Nom'un kendine ait de bir gücü var yani. Buralara kadar gelebildi en azından. Level 70'e kadar. Artık bakacağız. Baran hoş geldin bu arada. Selamlar, sevgiler. Evet, şimdi taze 70 oldu. YouTube'da seri izleyen arkadaşlar bir anda 70 görmüş olabilirler bu karakteri. En son videodan şimdiye kadar yaptığım tek şey çiçek toplamak artı normal dungeon atmak. Bunlardı. Bu kadar yaptım. Yani bunların dışında herhangi bir şey yapmadım. Çiçek toplamayı da iki tane profession kasmak istiyorum bu karaktere. Biri alkemi, biri herbalizm. Herbalizmdeki çiçekleri kullanarak alkemide potlar yapmayı planlıyorum. Eğer yapabilirsem. Ve karakterin kendi kendine en azından flask'ı ve potları olarak yetebilmesini istiyorum. Ve kendi kendine de biraz para yapabilmesini istiyorum. Bir de madencilik vardı. Madenciliği artık kaldıracağız. Madenlerden de elde ettiğim para 16.000 gold oldu şimdiye kadar. Yani toplam para level 70'e gelene kadar. Hatta biraz da mallar satmıştım. Onları da buradan alalım. Son şeyimiz ne olmuş? Ona da bir bakalım. Tabii etrafta gezip de bir sürü çiçek maden farmlayarak neredeyse level 70'e kadar getirdiğim için de yani questler de yaptım biraz ama questleri çok az yaptım. Bu gold miktarına etki etti. Eğer siz daha da hiçbir şey yapmadan mesela bir druid karakterle leveling'inizi tamamlarsanız çiçekle şeyle bundan daha da fazla olabilir. Gördüğünüz gibi 2K daha geldi. 18.336 oldu bu karakterin gold'u. Şimdi öncelikle size talentlarımı göstermek istiyorum. Talent ağacını böyle gideceğim ben. Bunu Vowhead'in Mythic Plus şeyinden aldım. Bunun üzerine gideceğiz ve rehber olarak da Vowhead'i alacağım. Eğer olur da bu Zero to Hero serisinde Vowhead'deki rehberin üzerine çıkmamızı gerektirecek bir durum olursa Warcraft Logs artı Raider IO'lardan Holy Priest'lerin daha fazla neler yapabildiklerine de bakıyor olacağız.
Ama şimdilik talent ağacım bu şekilde. Buradaki bütün talentların üzerinden tek tek geçmeyeceğim. Fakat bir yayını, belki hafta içi bir yayın olabilir bu. Bir yayını Talent Tree'yi, yani Mythic Plus'lara da başlamadan tamamen şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. Hani yapmadığım bir şey var mı, ya da neyi yapabilirim, neyi alabilirim, ya da bilmediğim bir şey var mı bu talentları okurken, öğrenirken diye. Ama şunu biliyorum ki kabaca sağ tarafta, Holy Point'lerle verilmiş olan sağ tarafta genelde benim Prayer of Mending'imi güçlendiren skill'leri aldım. Prayer of Mending'de bir dostunuza attığınız zaman onun ilk aldığı hasar da başkasına sekiyor ve böyle gruba dağılıyor. Bunu 10 cooldown kullanmanın önemini bu tarafta gördüm. Sol tarafta da çok komik bir şey aslında, ama belki level 13'te alabileceğim en yukarıdaki Prayer of Mending'in initial target'a vermiş olduğu %45 increased healing damage'ını ben level 58'de mi ne aldım? Hani bu benim işimi çok kolaylaştırırmış, daha önceden fark edip dalsaydım. Ama olsun, önemli değil. Bu tarafta da en sonunda Power Word Life var. Bu bize instant olarak can kurtarmayı sağlayacak. Yani birileri ölme anında falan bunları atabiliyor olacağız. Weak auramız olarak da Luxdos'un weak aurasını kullanıyorum şu an. Bana yeterli geldi. Eğer yeterli gelmeyen durumlar olursa yeni weak auralar koyacağız. Bazı şeyleri biliyor olmam lazım. Mesela neler dispellenebiliyor, mass dispelimi nerede atmam lazım vesaire. Bununla ilgili de Vowhead'de her bir dungeon için gerekli Mythic Plus guide'ları var, rehberleri. Onları da okuyacağız. Ama çok büyük bir ihtimalle benim level Mythic Plus'ta belki 10'a kadar bu kadar ince ayar bakmama gerek olmayacak. Fakat Mythic Plus skorlarının basamaklarına çıktığımızda bunlara da bakmam gerekecek. Ama daha henüz yolun çok başındayız. Item level'ım 311 ile level 70 olmuşum. Herhangi bir şey yapmadım. Level 70 olur olmaz Hearthstone çektim ve bu ine geldim. Dolayısıyla şimdi sizlerle birlikte özellikle yeni başlayan oyuncuların da gearlanması hususunda neler yapabileceklerini anlamaları konusunda da bir rehber video olur. Bunun bundan sonraki kısmı umarım. Ona da bakacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı yollar benim hedefimde var. Yani hedef hedef gideceğiz. Mesela ilk hedefim benim heroic dungeonlara girebilecek item level oluşturmak. Onu yaptıktan sonra LFR raidine girebilecek item level oluşturmak. Bunları yapmak için de Valdraken'deki iki tane görev var. Onları yapacağız. Ama benim kaçırdığım, gözden kaçırdığım, kolay olarak alınabilecek, item level'ı kolay olarak yükseltebilecek herhangi bir şey varsa chatten arkadaşlar bana yardımcı olabilirler. Hani mesela atıyorum, eğer Time Rift'e girersek ve Time Rift'te belirli bir currency'yi elde edersek oradan 402 trinket'i alabiliyoruz mesela hemen gibi mesela. Bunun gibi ipuçlarında benim bilmediğim şeyleri hep beraber öğrenme adında bana söyleyebilirsiniz. Bunu da ben söylemiş oldum. Bilmediğim başka bir şey söylersiniz. Çünkü gözden kaçırabilirim. Ama mantıken şimdi yapmamız gereken en önemli şeylerden biri benim heroic girebiliyor olmam. Heroic girmek için de 372 item level'a ihtiyacım var. Öncelikle bu 311 tabii düşük, yani üzerimde 266'lar falan da var. İlk yapacağım şey arkadaşlar çok basit, çok ucuz Auction House'dan cloth itemları kendime çekmek. Bakalım neler varmış. Ben bununla başlamak istiyorum çünkü belki diyebilirsiniz ki abi buna hiç gerek yok. İşte şuraya git, şunu yaparsan böyle olur. Bundan kat kat daha iyilerini alabilirsin. Bu parayı vermene gerek yok, ama bunun güzelliği biraz kademe kademe de kendimizi arttırıyor olacağız biraz. Flight Stone'lara çokça ihtiyacımız olacak. Belki ben yayın dışında şey yapabilirim. Biraz World Quest farmı yapabilirim bu karaktere. Artık onlara bakacağız. Yani neler yapabileceğim hususunda adımımı atacağım. Yani birer birer bu adımları atacağım. Çok böyle yüksek. Evet, şimdi ben level 70 oldum. Zaten bu arada şunu da söyleyeyim. Bu Zero to Hero'da solo oynayacağım. Yani bir guild'a girmek yok. Guild'dan yardım almak yok. Arkadaşlarımdan yardım almak yok. Discord arkadaşlarımdan yardım almak yok. Bilerek yayından gearlı insanlarla bir grup kurup girmek yok. Sadece pug'dan girmeye çalışacağım. Ama benim girdiğim gruba yayında biri görür girer, ben ona karışamam.
Okey. Hadi bakalım. Şimdi armor, plot, kafalıkla başlayalım. Neler varmış? Pahalıymış ya. Selam. Beyrani ikinci ayında Prime'la abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Prime'ını bu kanalda devam etmeye değer gördüğün için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Şimdi bir de şeye de bakabiliriz. Benim Haste Verse giyinmem gerekiyor arkadaşlar. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi Intellect en önemlisi. Haste Verse Crit Mastery şeklinde gidiyor. Mastery en düşüğü. Dolayısıyla Haste ve Versa itemları daha fazla benim toplamam gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Bunların geneli Haste Mastery. Haste Verse burada var bir tane. Bunu çekelim hemen. Accept diyelim. Shoulder 343'ler 500 gold. Shoulder'lar pahalıymış. Niye böyle? Aha 376 60 gold. Bunu hemen çektik haste versa. Daha güzel oldu. Ha şunlara da bakabiliriz ya. O zaman 376 var mıydı? 260 gold'tu bu. Tamam. Aklımızda bulunsun. Belki bunlar daha iyi olabilirler hakikaten. Bunlar sadece Haste Master'ı var ama burada. Master'ı da bizim en kötü statlarımızdan biri. Indestructible'lı vardı. Bunu alalım. Aynı para nasıl olsa. Şimdi Waste'e bakıyorum. Crit Mastery. Bunun statları kötü arkadaşlar. Waste'de 346'lardan 343'lerden bir şey alabiliriz. Bir tane daha Haste verse gördüm. Bunu alıyorum. Legs'e bakalım. 1K gold vermek istemiyorum. Crit Haste var. Haste Mastery var. Versa Mastery var. Crit Haste'i alacağız. Feat'e bakalım. Feat'te neler var? 376 feat var. Bu da Crit Mastery'liymiş. Neyse şimdilik Intellect değil diye bir tane 376 çekebiliriz. Riste bakalım. Wow, riskler pahalı. 340'ları da yok risklerin. Okey. 376 olan da 700 gold. Ve Crit Master'ı veriyor. Benim riskim ne kadar? 336. Şimdilik riski geç. Bu kadar para vermek istemiyorum. Bu arada para vermek istemiyorum derken verilebilir tabii ki de. Hani çok atla deve değil ama elimden geldiğince ekonomimi de göz önünde bulundurmam lazım. Çünkü yarın öbür gün enchant'a ihtiyacım olacak ve elinden geldiğince bu karaktere main'imden para göndermemeye çalışacağım. Biraz o yüzden ekonomi yapmak istiyorum bu karakterde. Şimdi miscellaneous'lara bakalım. Neck var mı? Güzel. Pendant'ımız var. Versa veren soketli şey o 379 ha. Bakalım bu Deep Rock Pendant Crit Master'ı veriyor. Ay çok leş ya statlar. Benim nekim nasıl? 266. Neke ihtiyacımız olabilir. Şöyle yapalım. Bir 319 alalım en azından. Haste versa bir tane alalım. Clock 376'lar 1000 gold. Bendeki clock 316. Şimdilik kalabilir. 319'a para vermeyelim. Yüzüklere bakalım. Yüzükler 1K'dan başlıyor. 312'ler 50 gold'a 312 var. Bendeki yüzükler nasıl? 316 ile 326 zaten. 1K iki tane yüzüğe vermek istemedim. Onlar da kalabilir. Trinketler bir Healing Spores var 376'lık 100 gold'a. Bundan aslında bir tane alınabilir.
çok iyi bir şey değil ama yine de idare eder. Şimdi 336 ve 316 iki tane silahım var. Normalde Staves neredeydi? Two Hand. One Hand ile Off Hand takıyorlar ama buna da bir bakabiliriz. Belki biraz daha iyi bir şey yapılabilir. 343. Şöyle bir Haste versus Staff alalım şimdilik. Bir tane şey alarak bunu idare edebiliriz. Normalde One Hand ile Off Hand takıyorlar. Evet, hoş geldin. Şimdi önce çekebileceğim itemları AH'den çektim. Bunları bir üzerimize giyelim. Oo, bayağı da transmog öğreneceğiz ha, Claude. Bunları direkt takabiliriz aslında böyle. Ruby Whelp Shell'in yerine mi koydu? Evet. Bu arada iki tane yüzlü trinketim var. İntellektlerin artması benim işime geliyor daha çok. 346 yapabildik high level'ı şimdi. Başlangıcımız 311'den 35 item level arttırdık. Şimdi şeye girebiliyor muyum? Hala Heroic'e giremiyorum. Heroic için 372 istiyor. Tamam. Ama en azından 311'den biraz 346'ya çıkartmış oldum. Şimdi benim ilk yapmak istediğim şeylerden biri Valdraken'e gitmek. Valdraken'e bir gidelim. Oradaki bir questleri alalım. Bir de şu etrafa bir bakalım. Neler var? 382'ye çıkmış şeyler. Yani ben mesela bakın bir yüzük var. Hemen 1K gold vereceğimize o yüzüğü alabiliriz mesela. 376 chestler falan var. Burada bir trinketimiz var. Equipli trinket. Bunu alabiliriz. World questleri yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar yapmak istediğim şey mümkün mertebe bunları yapıp item level, bakın mesela pantolon var. Çok güzel. 376. Item level'ımızı heroiklere girebilecek seviyeye getirip bu 5 tane heroiğe girmek. Haftalık görevi yapmak. İlk heroiklerim olacak bu arada. Hep normal dungeon atmıştım. Umarım da hani heroikleri de hilleyebiliriz tabii ki. Yavaş yavaş gidiyoruz. Oo, Sonatçım hoş geldin. Bu addon şahaneymiş. Hangisi? Transmogları gösteren mi? Evet. Eğer onu söylüyorsan. Hani üzerimize giydiğimiz bütün itemların neler olduğunu buradan görebiliyoruz. Diablo 4'e ne oldu abi ya? Şu an kimse oynamıyor. Ya valla Diablo 4 kendini vurdu yani. Kendi bacağını sıktı. Biz defalarca uyarmamıza rağmen sezon geldiğinde sezon öncesinden daha güçsüz hissetmemesi lazım karakterlerin. Biraz daha oyunun hızlanması lazım dediğimizde tam tersi bir yol izlediler. Canları sağ olsun. Şu an onun ceremesini çekiyorlar biraz. Bu hafta ama %25 XP buff'u var. Ondan yararlanmak istiyorsanız yararlanabilirsiniz. Hangi görevden hangi item'ı alabileceğini gösteren Yahoo. Ha, şey mi? Şu haritadakini diyorsun. Ay, haritayı açamadım. Evet, o güzel. What has the wind brought? Find Bane'in de onu aram please. Bunu yapmayacağız. Bunu yapacağız. Honor all dragons. Yok, Catalyst bunu. Aa, aslında bunu da yapabiliriz. Bu bize şeyi öğretecek, değil mi? Gerçi biz bunu da biliyoruz aslında. Tamam. Bu haftalığımızı da alacağız. Şeyi alalım. Şu bizim için önemli. Şuradaki görev şimdi önemli. Bunu yapmaya çalışarak başlayacağız. Çünkü bu bize bir heroic item verecek. 415 item level gear'ında. Hatta bunu da atlamaya çalışabiliriz. Şimdi şeye de bir bakalım. Bizim LFR'ye girmemiz için
ne istiyordu? Raid Finder. Discarded. 386 istiyor onun için de. Güzel. Heroic için 372 istiyor. Ona girmek için 386 istiyor. LFR'de yapmaya çalışacağız bugün. Aynı zamanda ben şu profession'ı da unlearn yapmak istiyorum. Mining'i. Mining'i şimdiye kadarki desteği için teşekkür edelim. Herbalizmin yanına alkemiyi alacağım. Alkemi trainer'ı burada değil mi? Selamünaleyküm. Holz Aldan Shi. Ben bir alkemi öğrenmek istiyorum. Fair skies and strong winds. Şunu da greetings sir and ma'am. Şunları satabilirim artık. Mining pick de elimizde kaldı. Hadi bunu da satalım. 24 bakır, 24 bakırdır. Not everything in the ocean is as good looking or mannered as I am. Okey. Alkemiyi aldık değil mi? Professionlar. Evet, alkemimiz burada. Açalım şimdi. Neler yapabiliyormuşuz? Refreshing Healing Potion. Al işte. Rosing Frost falan istiyor ya. Bu nedir? Bunlar çiçek toplarken çıkıyor muydu? Alchemy Regent. Hiçbir şey yaparak mı başlayabiliyorum ben bunu? Alchemist Lab Bench varmış bir de. Wow. Oraya gidip yapabiliyorum bazı şeyleri, öyle mi? Ama yapamıyorum şu an. Draconic Vial istiyor. Bir de Rosing Frost istiyor. Rosing Frost'ların hepsini ben sattım değil mi? Çok güzel yaptım ya. Tamam. İlerleyen zamanlarda biz bu alkemiyi kasmaya çalışırız. Artık yapacak bir şey yok. Raid Finder'da aratınca raid buluyor mu? Talep var mı yani? Evet var. Yani hala daha Raid Finder'da talep var. Onun talebin olmasının en önemli nedenlerinden biri insanların işte bu mountları falan da kovalaması içerisindeki. Bazıları düşüyor. Özellikle Sarkaret'te son boss'a düşebilen birçok şey var. Onlarla insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi o zaman World Quest'lerimizi yapmaya başlayalım. Ardından dediğim gibi belki saat başına ne kadar var? 40 dakika var. Şeye gideriz. Time Rift'imizi yaparız. Oradan bir şeyler almaya çalışırız. Cataclysm Boo'nun yanına gideceğiz bir ara. Onları öğreneceğiz. Yavaş yavaş karakterimizi giydirmeye başlayalım. Önce şuradaki Trinket'e gidelim. Hatta Trinket'e gittiğimiz yerde o Cataclysm Boo'nun görevini de veririz. O da bize çok büyük bir ihtimalle şeyin nasıl çalıştığını anlatacak. Adı neydi? Bu tier set itemlarının nasıl yapıldığını. Eğer bugün LFR'ye girebilirsek ve LFR'den tier setlerini düşürebilirsek muazzam olur bizim için yani. Harika olur. Şey nerede? We maintain the isles. Tamam. Burada set itemlarımızı yapacağız. Burayı unutmayalım. Lich King klasik oynuyorum, çıldırıyorum demiş Müge. Mügen. Vallahi öyle. Lich King klasik. Aslında güzeldir. Bu arada ben... Bu neymiş? Reclaiming the Hold. Bunu yapmak biraz... Bizim item level'ımız yetecek mi buradaki adamları öldürmeye? Dur. Şuradaki minik minik şeyler vardı buranın içinde. Onları kese kese giderim ben ha. Bunları. Bunlarla başlayalım bakalım.
Abi Colt Arms Miraç Kocatürk AI cover yapıldı mı? İyi bir şey. İnsanların aklına öyle şeyler sokmayın arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Neymiş? Evet, healer olarak da bunları sololamak bir ömür olabilir yani. Daha iki tanesini kesemedik. Sezon 2 başında oyunu bırakmıştım. Dönüp dönmemenin büyük kararsızlığındayım abi. Biraz kötüyle de oynamayayım. Arkadaşlar şimdi kararını siz vereceksiniz işte. Bu Zero to Hero serisi bunun için. Oyuna yeni başlayıp da bu sezon rastgele seçmiş olduğumuz bir spec, biliyorsunuz çak çevirdik buna. Holy Priest benim tercihim değil. Bir şeydi. Üzerine geldi. Çok meta değil ama metadan çok uzak da değil. Açıkçası bizim için. Nasıl bir şey olacak bakacağız. Abi Nauru benden büyük ya şu an. Abi Enchanted Weapling Crest'lerle direkt 408 set craftlatabilirsin. Enchanted Weapling'lerle. Okey. Benim Enchanted Weapling'in parasını bile şu an çıkartmamda sıkıntı olabilir. Bu arada arkadaşlar bunu bir alt karakter olarak düşünmeyin. Bir main karakter olarak düşünün, olur mu? Elimden geldiğince alt karakterden buna para göndermeyeceğim yani. Hani bazı şeyler alt karakter için yapılabilir olabilir. Doğrusunuz yani. Abi gönder 100 bin gold. Bütün her şeyi craftlattır falan gibi bir durum söz konusu olabilir aklınızda. Ama elimizden geldiğince bu karakterin kendi yağ ile kavrulmasını sağlamaya çalışacağım. Biraz uzun sürebilir ama sürsün. Sezon bitene kadar en azından şu Mythic Plus skoru ulaştık diyeceğiz yani. Belki bir sonraki Zero to Hero'yu, yani hemen önümüzdeki sezon yapmayız onu. Ama bir sonrakinde öğreneceğimiz bazı şeyler olabilir. Biraz da erken başladık mı? Daha rahat olabilir bazı şeyler. Shadow meta da olmasa Holy meta da olur. Utility çok iyi. Evet. Ya bu arada Shadow'un metada olmasının en büyük özelliklerinden ya da en büyük artılarından biri PI verebiliyor olması. Bazen öyle gruplar oluyor ki yani aralarında Priest'i olmayan 3 tane DPS grup aradığında bu sefer disiplin ya da Holy tercih edebiliyorlar. Ama sanırım bu aralar disiplin tercih ediliyor Holy'den daha fazla. Ama bakalım böyle bir durumda. Ya şu da elit ha. Bizim bunu kesmemiz ne kadar sürer? Şöyle bir de kendime PI de vereyim. Aha öldürüyor. Bayağı vuruyormuş bu ya. Ben kendime Healing'imi eksik etmeyeyim. Bu World Quest'leri yapmak kendi başına bir iş. Hele böyle yüzdeli World Quest'ler. Daha %12'sini yapmış. Aslında bu World Quest'leri yapanlarla grup olabiliriz ya. Pug'dan adam bulmaya çalışabiliriz. O kadar da değil yani. Solo yapacağız derken. Solo oynarken yani diğer insanlardan faydalanabiliriz. Mythic Plus dungeonlarını kendi başımıza dönemeyeceğimiz için bir yere kadar solo yapmamızda fayda var. Ben bir grup arayayım burayı yapmak için ya. Hızlandıralım prosesi. Benim bir tane Edo'num vardı. O bana sordu mu buraya geldiğimde? Burayı grupla yapmak ister misin diye bir uyarı aldım mı ben? Hatırlamıyorum gerçi ama. Çok disiplinli olduğu için mi abi? Komiklikler, şakalar, bir şeyler.
Aha, oyun kırıldı. Titanların olduğu yerde zaman Azeroth'la aynı mı ilerliyor? Oo, güzel soru. Yani ikisi de Great Dark Beyond'un içerisinde olduğu için aynı ilerliyor. Ama hani şeylerden bahsedecekseniz Seat of Pantheon çok daha uzak bir yerde. Oradan gelmeleri, ışık hızı falan, hani günümüzdeki evrenin fiziksel kurallarını oraya apply ederseniz belki gelmeleri vakit alacağı için onlar geldiğinde bizden daha yaşlı vesaire olabilirler ya da orada süre daha uzun geçmiş olabilir ama hani kurulmuş evrende o kurallarla ilgili çok fazla bir şey söylenmedi. Evet, burada insanlar var. Neredeler? Ha, şunlara takılayım arkadaşlar. Hatta healleyelim bunları da. Öyle daha iyi. Healer başıma burası bitmezdi yani. Arkadaşım oyuna başlayacak. Diyor ki klasik mi oynayayım? Hardcore mu? TBC mi? Lich King mi? Yoksa Retail mi? Ne diyeceğim ben bu adamı şimdi abi? Arap saçı oldu vallahi. Hatta aşure. Ya şöyle. Hayatının bir bölümünde klasik oynayacaksa mutlaka onu kafaya koyduysa yani ben mutlaka klasiği oynayacağım diyorsa klasikle başlasın. Çünkü Retail'la başladıktan sonra klasiği oynayamaz. Bu ne ya der, kapatır yani. Level 5'e gelmeden. Yeni başlayacaksa. Çünkü daha önce hiç Warcraft tecrübesi olmamış bir insan anca bu şey sabrını gösterebilir. Klasikteki leveling sabrını, efendime söyleyeyim, oyunun kendi işleyiş sabrını falan, onlar anca o gösterebilir yani. Blind courage only triumphs in the fairy tale. I'm done, tank. Adam yapmış, bitirmiş, gidiyor. Hepiniz mi bitirdiniz? 3 kişi kaldık. Diğeri de şeyde zaten. Gel, mage. Gel şunları çekelim. Mage'e güvenip çektim ama inşallah. Sana bir de PI vereyim. Al. Belki bu senin burada kalmanı sağlar. Şu adama da invite gönderelim. Ha, bu bizim Druid mi sen? Okey, 3 kişi de yaparız ya. Sıkıntı yok. Illidan bir geliyormuş bastonlu. Arkadaşlar adam zaten 12 bin yıl yaşında falan yani. O yaşlanacak olsaydı şimdi yaşlanırdı. Bence korkmayın. Adam 10,000 year zaten şeyde kaldı yani. Abi çok bölmedi mi oyuncu tabanını? Klasikte klasik yerden gelen retail gibi oldu. Yani bir yerde durması lazım tabii ki. Çok saçma ilerler çünkü. Yani Shadowlands klasik gibi bir mantığı ben kabul etmiyorum. Hatta Cataclysm klasik bile çok saçma. Çünkü şu an Cataclysm'de değişmiş olan haritayı oynayabiliyorsunuz zaten. Yani Retail'ın amacı biraz da olmayanı tekrar deneyimlemek ya. Lich King'le birlikte artık olmayan diye bir şey kalmadı yani. O en son paketti. Ya onun klasiği bir anlam ifade ediyor bence. Ama diğerleri etmiyor. WoW klasiği Nuri Bilge Ceylan çekmiş gibi sakin, sessiz, yavaş. Retail ise Michael Bay, belki böyle tarif edilebilir. Yani belki. Ama her şey illa hızlı 24 aya demek son değil o yarım. kadar, ya da aksiyon. Yani kılabilir klasiğe, sadece klasiğe başlamış bir insan. Emreciğim, 24 aya son yarım demiş, 1,5 yıllık aboneliğin için çok teşekkür ediyorum.
Ya şu şeyler güzel de öbek öbek duran küçükler. Onlardan bulamaz mıyız ya? Şurada var aslında ama. Druid de mi gitti? Bir ikimiz kaldık. Benim kara kara düşündüğüm şey arkadaşlar, Divine Him'in nasıl şey yapılacağı, durup cast edilebileceği. Öyle bir dungeon yok ki yani. ...15 saniye boyunca olduğu yerde altına bir şey açılmayan Divine Him olmuyor ya. This is a man's world. PvP oynuyor musun hiç diye sormuş. Ya çok az. Yani oynamıyorum desem yeridir. Zamanında PvP oynamak için de şeyler yapmıştım. Adam ölüyor ya. Oradan oraya koştu. Bu ne kadar verdi bize? %10 verdi. Aa, adam da çıktı. Okey, peki. Yeniden bir grup bulalım. Neredeler? Yanında. Tamam. Zero to Hero'da priest çıkmasaydı şu an hangi klası oynayıp denemek isterdin? Resto Şaman. Gerçekten onu şu an oynamak ve denemek isterdim yani. Çünkü healer'a bir nebze mantık çerçevesinde anlayabilecek duruma geldim. Evet. Şuraya çıkalım. Leave queue şey diyelim, leave group diyelim. Bir de thank you diyelim. Good manners. Thank you boys. Trinketimizi de takalım. İşte bu ya. 311 intellect, bir de avoidance procladı. Vay arkadaş. Gerçi master'e şey yapıyormuş yani, leş bir trinket ama olsun. Item level. Zaten şu an bizim için önemli olan item level arkadaşlar. Bu item level'ları şey yapmamız lazım. Şimdi nereden neye bakabiliriz? O Saros 19. ayında Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Abi yeni gel. Bunlar gelmiş. 389 olan. Güzel. İkinci bir trinket gelmiş. 385 veren. Biz bunlarla giyiniriz ha. Heroiklere bunlarla girebiliriz bence. Şimdi benim almadığım ne vardı? Şu back var. Back nerede? Bebek. Oo, Dragon Riding. Hadi let's go. Turiste de bir göz. Allah onu örümcek olarak yarattı gibi oldu yani. İyi yayınlar abi. Mythic Plus'lara başladık mı? Çok heyecanlıyım. Henüz başlamadık. Item level'ımızı arttırıp önce itemlanmaya çalışacağız. Biraz daha her geçen seviyede item level'ımızı arttırmaya çalışacağız. Bu arada Rift'i yapacağız. Rift'i unutturmayın. Saat başı. 23 dakikamız var. Rift'leri yapıp oradaki 400'lük trinket'i almak istiyorum. Kendimizi çok zorlamayalım, düz korsu yapalım, çıkalım.
Tenro hoş geldin. Selamlar, nasılsın? Arkadaşlar biliyorsunuz Eylül ayının içerisindeyiz. 6 Eylül'de 10.1.7 bizlerle birlikte olacak. Onunla birlikte de Kalimdor Cup, efendime söyleyeyim, Eastern Kingdoms Cup'a onları yapacağız tekrardan. Fakat ben bir iki tane Mr. GM'in videosunu izledim. Hani Kalimdor Cup kolay. Easy mod. Elven Forest'ta var ya, görmüyorsun hiçbir şey uçarken. Bildiğin ağaçların tam o şişkin yeşil olan yerlerinin hizasında hepsi. Excellent work. Güzel. I can see that the two of you will soon be formidable competitors. Verdi mi? Aa, Backbone burada değil mi? Bitmiş mi Back? Kandırıldık ey halkım. Şimdi burayı gösteriyor. Bence bu düzgün çalışmıyor ya. Bekmek yok ha. Sniffing Mouse Barold mu? Burada mı? Abi bek var mı? Burada yok. Burada da yok. Onu ara. Ben back yok ki zaten ama back gösteriyor Dragon Isle'a geçtiğimde. Neyse, okey. O zaman ben haritada gördüklerime bakayım ya. Edon'dan gördüklerime değil. Bu daha faydalı olacak benim için. Şunu alabilirim. Yuzlu trinket değil. Onu takarız. Burada da chest var. Crit versa bendeki daha iyi. Şu trinketi yapalım. Bu arada kuşçuları da açalım ya. Çok az sayıda kuşçu biliyorum. Geçtiğim yerlerdeki kuşçuları açayım. Daha henüz buranın şeyi gelmedi biliyorsunuz. Toyu. Geldiği anda anında görüntü yapacağız. Neyse, Allah'tan buranın. Bunda da pantolon veriyor, gösteriyor. Orada şey yok. İyice sapıttı ya. Neyse, en azından buraya gidecektik. Pantolonidas'a şunu yapalım. Edon biraz sapıtmış arkadaşlar. Yani adam gibi göstermiyor, bilmiyorum neden. Sorma neden. Bu arada kafalık, chest, pantolon ve shoulder'a set yapacağız. Trinketlerde Rashok'un trinketi ve Screaming Black Dragon Scales. Bu trinketler iyiymiş. Ya da Ominous'la Neltarion Call. Abi hiç dungeon'dan düşen trinket takmıyor muyuz biz? Bu neymiş ya? Nasıl bir olay bu? Neler oluyor? Hello Vapaz, 7. ayında. Çok teşekkür ederim. Abi Cavern'daki haftalık şeyi de yaptın mı? Yapacağız. Gerçi o Cavern'daki haftalığı yapınca bize sağladığı yarar neydi? Gerçi ben de buraya... Ha, burada. Okey. Bunun ne kadar bitme süresi? Daha var değil mi? O back bizim için önemli arkadaşlar. Back bize... Bayağı bir şey kaldı. Ben nereye geldim ya? Neyse dur. Kataloğu yapalım. Chest'im benim kaçtı? Gerçi chest'im iyi benim ya. Bu chest'i yapmayacağım ben. Ben şuraya gitmek istiyordum. Yanlış yere gittim.
Oranın kuşkusu açıktı zaten değil mi? Şuranın kuşkusunu açalım. Oranın kuşkusunu da açtık. Burada şey gösteriyor, çiçek. Çiçekleri de toplayacağız arkadaşlar. Heh, Roasting Frost veriyor bu bak. Bundan stunlanmadan kurtulmanın bir yolu var mı, yoksa illa o profession'ını kasacak mıyız onu? Şey neredeymiş? Bu taraftaymış galiba. There are some strange magical anomalies in the ice here. Could you climb up and gather some samples for my research? Çok mu yukarıda ya toplanacak şeyler? Bu arada şeyde de güzel bird quest'ler var. Zareleke gideceğiz arkadaşlar sanırım. Bu arada şeyi yapmaya gerek yok. Forbidden Reach'i. Ya oradaki kolyeyi yapmaya gerek yok. Elden tutunalım. Evet, bu da bitti. Bu trinket'i şunun yerine kullanacağım. Tamam. İki tane equipli trinket. Başımız ağrımaz. Şimdi chest'e gerek yok. Crit versa zaten. Chest bu arada neredeydi? Buradaydı. Okey. Onaran Plains'e gidelim. Onaran'da pantolon var. Daha demin bana pantolonu göstermedi. Bu farklı chest gösterdi sanki. Ben bir reload atsam mı ya? Şey kendine gelsin. Edon farklı gösteriyor galiba. Abi Cortia değillerini yaptın mı? Yaptım onları, bitirdim. Allah. Bu arada main karakterimle o Cortia'nın bazı şeylerini yapmam lazım hala. Çünkü orada almadığım mountlar var. Hala pantolon gösteriyor. İyi, gidelim bakalım. Pantolon çıkmazsa o zaman buluşuruz ama. Pamuk hoş geldin. Abi merhaba, nasılsın? İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Meslek puanı harcayınca stun atmıyor. Evet evet. Gerçi ben şu an meslek puanını şeye harcatacağım. Harcatan. Şu an speyimi tamamen Bountiful Harvest'a, yani daha fazla şey almaya odaklıyorum. Bunları arttıralım. Learn to refine herbs. Rafine yapabiliyormuşuz. Oo, bayağı bir şey açılmış bak. Göt kısmında. Have you seen some of these creatures in the Onaran Plains? Adorable. Yapalım şu görevi. Batalok görevini. Daha sal harekete başlamadan çektim. Aa, şu çok güzel ya. Buradaki abi size achievement veriyor resmini çekince. Legendary. Tüm legendary'leri çekerseniz de ikinci achievement alıyorsunuz. Bugünün secret'ını yaptın mı? Henüz yapmadım. Onu bir ara yayın sonrası şeyi yaparım.
great shot. Allah, Firak geldi. Yalnız ilk defa resim çekerken Firak geldi ya. İnanılmaz. Görsel açıdan. Güzel. 343 pantolon yerine 376 pantolonumuzu takmış olduk. 351'e çıkardık. Hala heroiklere giremiyoruz ama, değil mi? Heroik 372 istiyor. Devam. Yapacak bir şey yok. Buna devam edeceğiz. Şimdi burada bir şey kalmadı. Waking Shores'a bakalım. Waking Shores'ta 376 trinketler var. Ama geçiyoruz. Chest var. Crit Versa. Bunu da geçtik. Burada da bir şey kalmadı. Taldrassus'a bakıyoruz. Bir şey kalmamış. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Alabileceğimiz World Quest'lerden alabileceklerimizi aldık. Şimdi Zaralek'e gidelim. Zaralek'e uçmam lazım değil mi benim direkt? Aslında bu yakınlarda olması lazım ya. Girişi. Öyle değil mi? Ayo. Pardon. Zaralek'te eksiğimiz varsa itemlardan oradan şeyleri yapalım. Tabii aslında şöyle, ben şu an World Boss. Our lands are under attack. Tend to those in need and see to it that the threat is removed. Our lands are under attack. Tend to those in need and see to it. İnelim artık değil mi dragonda? Bunu 4 kişi mi kesmeye çalışıyoruz? Bir de bundan item düşüyormuş. O hero da aldım. Breath incoming. Ölüyorum. Alo. Herkes ölüyor. Allah. Benim ayağıma dolandı ya. Breath incoming. With the beast laid to rest, our healing may begin. Şey düşmedi değil mi? Thank you, champion. Nah. Kötü oldu. Bunlardan düşüyor ha. Wapling Crest'ler var. Bunları açabilirim artık. Okey. World Boss'u da kestik. World Boss'ta yapılması gerekenler arasında bunu şey yapabiliriz. Hayda, partiden çıkınca server değişti. Yapılacak listesine bunu da ekleyebiliriz yani. Biz nereye gidiyorduk? Şeye değil mi? Zaralek'e. Bunun bir yerde bir girişi vardı ya. Our tribe holds a special connection to Wind Eagles, descended from Onara herself. The nestlings and eggs are trapped in our overtaken village.
Please help save them. Majordomu'yu kestikten sonra Ragnaros çıkıyor. Onu belki yapmamışsındır. Şimdi buradaki world quest'ler de bize zor gelecek. Biraz item level'ımız düşük olduğu için 350'deyiz. Bu arada 40 item level kastık. Bence fena ilerlemiyoruz. Burada da şimdi bir sürü görev. Önce şu kuşçuyu bir açalım. Kuşçu önemli. Sonra şunlara selamünaleyküm diyelim. Splintered Spark of Shadow Flame veriyor değil mi bize bu? Ne yaparsak veriyordu? Bir de buranın reputation şeyi var. Sensational Niff'in şeyleri veriyor. Bu bize ama herhangi bir item vermiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Item alamıyorduk. Burada bir omuzluk var 389. Bunu alabiliriz. Bir trinket var. 385 trinket var. 376 yüzük var. Heh, bak bu yüzükler önemli. Şu yüzüğü yaparak başlayalım hatta. O bize bayağı bir eye level atlatacak. Buradaki diğer quest neydi? Şu. Baskan'la görüş falan filan. Okey. Ha bir de back vardı değil mi? Back nerede? Back'le başlayalım. Back ve yüzük bizim item level. Ya da hadi şeyle başlayalım. Bunun nasıl yapılacağını biliyorum. Burada a swarm of moths is drawing near the central beacon, blocking the light we use to navigate. Mount up and knock them from the sky. Ay çok mu çektin? Evet çok çektim. Ben bunları öldürebilecek miyim? Ya ölmeye başlıyorlar ufaktan. Ya ama yenileri geliyor. Abi dungeon attıkça düşer. Şu an altında 7 tane spark var. Hiç görev yapmadım. Oh tamam süper. O da bizim için önemli olacak. On bire on iki ve bunu da kestik mi? Şeyi alırız. Bu neymiş ya? Haste reduce by %30. Ben bunu dispelleyemiyorum da poison. Poison dispellenemiyor değil mi? Ben kendime bir de stamina buff'u atayım. Güzel. Crit haste güzel statlar. 354 olduk. Şimdi yüzüğü aldık. Back'i almaya gidelim. Back'imiz 316'ydı. 389 olacak. Sonra ya bunları yapabiliriz aslında ama şu world boss'u kesebiliriz. Zakali elderlarını. Eğer grup varsa. Benim şeye girmek için ne istiyordu? Heroiklere 372 istiyor. 372'ye de daha var ya. Hermit Yarin knows the best sniffing mice. I bet if you borrow one from him, you'll be able to find some good smellies.
Haydi bakalım. Haydi bakalım gel. Burayı bir kas. Zavara hoş geldin, selam. Rift'e girecektin. Aa evet, Rift'e gidelim arkadaşlar. Winkrest Embassy de benim şeyim. Eyvah, kaçıracağım. Buradan oraya daha kısa uçabilir belki. Yetişiriz ya. Biraz daha az taş alacağım ama. Vovşemi hoş geldin. Aleyküm selam. Sorabilirsin tabii ki. Önce buradan hızlı bir şekilde şey uçabiliriz. Burada daha yakın. Bu arada Valdraken'e gittiğimde de o kuş şeyi Innkeeper'ı öğrenelim ya. Bu arada aslında ben bir guild'da bulunsam şey olarak fena olmaz da. Guild'a girersem pag açtığımda guild'dakiler başvurabilir falan. O da benim Zero to Hero'da yapmak istemeyeceğim bir şey. Bu Hearthstone'ları daha efektif kullanmam gerekiyor. Bu arada bu Dalaran ve Garrison Hearthstone'ları da kullanılabiliyor mu acaba? Bana raid'den zardan item düştü ama envantere düşmedi, anlayamadım. Neden gelmedi ki item? Yani item'ın düştüğü anda inventory'de yer yoktur. Belki şeye gelmiştir. Mailbox'a gelmiştir. İki sana won demiştir ama iki kişi aynı zara atmıştır. O da kazanmıştır. Ona vermiştir diğer kişiye. Atıyorum mesela 78-78 atmışsındır. Sen zara attığın anda en üstte sen kendini görmüştürsün ama başkası da vardır seninle birlikte aynı zara atan. Ona gitmiştir. Onun dışında bir şey olacağını ben çok selamlar zannetmiyorum efendim, yani. İyi yayınlar. Ya da buglandı. İstersen bir tık at. Ben bir zarı kazandım ama item kazandığıma rağmen düşmedi de. Onlar belki de loglardan bakıp söylerler ne olduğunu. Kelhatoke 4. ayında. Hoş geldin. Buradan şeye gidelim. O bek görevini yapacağız da. Önce Valdraken'e uğrayalım. Time flows through me. Haydi bakalım. Aa bir dakika, benim şeyim var. Kesin bana bir hediye verecek şimdi. Bir item atledim. Bakalım ne verecek. Daha önceden bunu yapmıştık. Leveling'inde. Teşekkürler bu arada, rica ederim, ne demek. Rift deyince dün o pistte bineği çıktı. Sanırım Horde birisine hediye edeceğim. Almamış birisi varsa ona yollayabilirim demiş Seabest. Evet arkadaşlar, Horde'da o bineği almamış olan varsa şu an alabilir. Oraya hiç girmeme gerek yoktu, ne yapıyordum. Hala burada adam keseceğiz. The
Şimdi gidebilirsin. Demolish them. Scourge forces threaten us all. Do not back down. Allah, onların hepsi bana mı vuruyor? Güzel. Dar gelirli yazdım ama kaçtı galiba. Meslek ekipmanlarını bilerek mi almadım, ben mi panelde görmedim acaba? Ha, daha henüz almadım onları, evet. Daha mesleği tam olarak kasmadım. Herbalizmi belki alabilirim. Bunun bir yardımı dokunur. Alkemiyi herhalde, ya bilmiyorum, kasmaya çalışacağım ama kasamayabilirim belki. I see we have a powerful foe before us. Defeat it. Invading Infernal. Item level'ımızı 370 küsürlere çıkartmaya çalışıyorum ki Hero'ya girebilelim. Şimdi eğer şansımız yaver giderse belki 402 bir trinket gelme ihtimali var. Ya da biz burayı yapmaya devam edersek gelebilme ihtimali. İhtimaller çerçevesinde. Bu bittiğinde Flight Stone'da veriyor muydu? Yoksa sadece para kozlu Flight mi veriyor? Hadi bakalım. Burada Nerubian'lar falan var ya. Undead'lerle Nerubian'lar. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi heroiklere girecek item level'ı bir şekilde elde etmeye çalışmak. Bunu yapmaya çalışacağız. Onu yapabildikten sonra, yani heroiklere girebilecek item level'ı elde ettikten sonra 5 tane heroimizi yapacağız. Bir tane quest'imiz var biliyorsunuz, ondan çantamızı açacağız. Onu yaptıktan sonra çok büyük bir ihtimalle o 5 heroikten düşen item'ları eğer şey yapabilirsek, giyinebilirsek, onlar bize LFR'ye girebilmemizi gerektirecek olan item level'ı sağlayacak, 380. Onu da LFR'ye gireceğiz. 4 kanadı da yapacağız. LFR'den alacaklarımızı varsa onları alacağız. Ondan sonra da düz mitiklerimizi yapacağız.
gidebiliyorsunuz. Bu çarşamba heroiklere yeni dungeon'ın da şeyleri geliyor. Item level'ları eski heroiklerle aynı olacak mı bilmiyorum. Belki biraz up'lı kalabilir. Lich King zamanı falan öyle oluyordu. Ben öyle hatırlıyorum mesela. Normal heroikler item level 200 veriyordu. Sonradan gelmiş olan heroiklerin sayısı ve vermiş oldukları item level daha yüksekti. Belki bu heroiklerde de biraz daha boost olursa onları falan dönebiliriz önümüzdeki hafta, çarşamba günü. Ama en azından bu hafta bir tane bile olsa bir Mythic Plus artı 2 dönmek istiyorum. Onu da şey için. Gerçi LFR'e dönersek haftalık kutumuzu açabileceğiz. Oradan item alabileceğiz. Bir de 4 dungeon yapma şeyi var değil mi bu hafta? O Collapsed Reality achievement'ını da yaptık. Bu şekilde gitmeye çalışacağız yani. Ne kadar uzun sürdü ya bu time drift. Bitemedim. Benim olduğum yerde kimse yok mu ya? Evet. Şimdi buraya girebilirim. Ay inşallah trinket düşer. Bir tane item kesin düşecek de kozmetik yerine tabii ki de şey düşmesi çok hoşumuza gider. Bu arada kemere ihtiyacım var. Bir yüzeye daha ihtiyacım var. Ya bakalım, eğer bulamazsak belki 376 yüzüklerden bir kah verip şey yaparız ya. Arttırırız yani. Do not give up, champions. We are almost done. The device is ready. Kozmetik düştü ya. Now we return to our timeline. Hay Allah. Zaten onun düşme şansı çok düşük değil mi? Bir item'ın. Bunu gene basarız sonra. Neyse, en azından staff transmogunu öğrendik yani. Burada bir şey var mıydı quest? Varmış. Quest'i de alalım. Abi şu puan ya da bir bakiyle transmog satın aldığımız yer Alliance'da nerede? Tam da bulamıyorum. Şeyde Stormwind'de parkın yanı trading postum diyorsun. Stormwind'deki dungeon var ya, onun yanında. Abi buranın olayı ne? Ne zamanda bir giriliyor buraya? Buraya saatte bir giriliyor. Her saat başı. Mesela saat 3'te girdik biz 10 dakika önce. Her saat başı buraya geliyorsun. Burada Sirodormi var. Onunla konuşup bu etkinliğe başlıyorsun. What do you require? Time is of the essence. Yes. Aa, bir dakika. Trinket'i alabiliyorum ben şu an.
Nearby player and enemy deaths grant you a lost soul up to 10. Consuming lost souls regenerate 288 mana per lost soul consumed. Let the power of the Scourge course through and corrupt you, consuming all lost souls and transforming into a leech while promoting a friendly target to Scourge General. Scourge General's maximum health is increased by... Abi bu neymiş ya? Tank trinketi mi? There's work to be done. Trinketlerin bir şeyi var mı? Aha, bunlar da vardı değil mi? Delayed time kapsül. Bende var mı? Aha vallahi var. Güzel, ben bunlardan bir tanesini alırım. Haste versa verenlerden kafalık. Ama dur, bende en kötü olanlardan birine kafalık kötü. Clock kötüydü bak. Clock alabilirim de bunda statları leşmiş ya. Peki bu Dilated Time Capsule ne zaman da bir düşüyor acaba? Ne kadar da düşüyor? Buradan giyiniriz aslında var ya. Şimdi düşük item level'lı olanı almak daha mantıklı gibi geliyor bana şu an burada. Ya da two hand alabilirim. Haste versa veriyor. Bence bu daha iyi. Bilemedim. Ha, okay. Tamam, ben bu silahı alıyorum gençler. Ve karakterin ilk Dragonflight epiğini takmış olduk. Oo, güzelmiş de 362. Süper. O zaman bu tamam. Trinket. Bir bu var. Paracordial Fragment of Frostmourne. Bunlarda var mı trinket? Aha, tabii ki. Your healing has a low chance to manifest a sapling. Tamam, bunu alacağız. Healing trinketi bu. Al abi. Hangisine? Bu... Lowest Stealth Within 10 Yards Smart Cast. Bu da Master'ı veriyor. Tamam, bunun yerine takalım. Güzel. 363. Bir tane 402 taktık. Gerçi back alabilirdik ya. Back'inki daha düşükmüş ama. Neyse, şeyde back görevi vardı zaten. O back görevini yaparız. Şimdi ben Valdraken'i, benim Hearthstone'umu Valdraken'e ayarlayayım. Bir daha şey olduğunda buraya gelmek zorunda kal. Bu arada bu unique equip değil mi? Evet, unique equip. İki tane takamıyoruz onu. Ben daha gelir alırdım diyecektim de. Oyun yok artık dedim. At your service. My wares are always available. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bir sorum olacaktı. Transmogların üzerine geldiğinde ön izlemesini gösteren addon'un adı nedir acaba? Mogit. Bir nokta whisper'ı geldi. Peki. Şimdi. Şeye gideceğiz. Loam'a tekrar geri gideceğiz. O back'i alalım. Şuradaki back görevini yapalım. 389 back verecek. Oraya geri gidelim.
Abi Zaralek'teki hazine kutularından düşüyor trinket, upgrade edersin. Oo süper. Evet değil mi? Oralarda da vardı. Something has these creatures angered. He must fend them off before they wreak havoc. Şu an oyunun en güzel zamanları. Böyle ne şey yapsam item olarak yarıyor ya, hani üzerime giyebileceğim. Yavaş yavaş karakterimizi bir kahramana çevirmeye çalışıyoruz. Old Saber 23. ayında. Warcraft son durumu nedir? Yaklaşık bir yıldır oynamıyorum, duyduklarıma gore biraz bozulmuş diyorlar da. Evet Old Saber ya, biraz bozuldu. Yani şu an meta God Comp ile oynanıyor. Sadece 5 tane karakterle. Diğer karakterler yüksek key'leri çok yapamıyorlar. Onu bozan da yeni gelen bir Evoker, Augmentation Evoker spey'i oldu. Ama yani bence keyifli vakit geçirilir. Oynanabilir. Özellikle meta bir karakter açarsan bence güzel. Zaten önümüzdeki hafta 10.1.7 geliyor. Daha fazla içerik gelecek. İşte Forsaken'lara ve Night Elf'lere transmog şeyinden tut da Heritage Armor'ından bir sürü şey var. Onlar yapılabilir. Bana da trinket lazım. Her item 420 üstü, trinket 390. Trinket'i işte daha demin bizim aldığımız gibi, en azından onu al. Bak. Paracousal Fragment of Seşenal. Bunu aldık. Bir de silah aldık. Bence silahı iyi ki aldık ya. Ben silahı aldığıma mutluyum şu an. Burada biz neyi tamamlamışız ya? Bu... Tougher than Wonder. Until next time. Farewell. Be bold. Niye bize böyle bir şey verdin? Ha, itemları atlamak için. May you find what you seek. Yöndemir selam abi demiş. Selamlar. Okey. Şimdi Beki yapalım. Aha, bir yüzük daha arkadaşlar, şu yüzük questini yapayım ben. Refty Cleansed. Kolaya benziyor. Önce şu kolaydan başlayalım. Hi, it's Renan. Take my invention and use it on the Refty here. It should knock out their toxic brain fog and get them back to fixing the Titan tech in the area. My mind. Güzel. Bir şey öldürmeden yapılan her world quest'i seviyorum. Bunların bazıları bana saldırır değil mi? Öyle olur. Bozulur falan. Abi sadece 5 sınıf Mythic Plus yapıyorsa çok sıkıntı değil mi ya? Ya abartıyorum biraz da tabii ki, eğer çok puşlamak istiyorsan onların dışında almamaya çalışıyorlar yani. Yani orada o dengeyi tutturamadılar. Onu söyleyebilirim. Bu arada 363 olmuşuz. Evet. 326'nın yerine 382. 367 olduk. Ay çok yaklaştık. These Titan devices were created to gather data and monitor their environs. See what knowledge you can glean from them while they do their thing. Hermit Yari knows the best sniffing mice. I bet if you borrow one from him, you'll be able to find some good smellies. Çok fazla addon çıkıyor ya.
Smell is found. Yok abi 435 palan var. Bir tane artı 11'i bile zor alıyorlar. Ya evet işte. Şimdi biz biraz da aslında şöyle healer olmanın avantajını da kullanacağız. Umarım. Hani healer alınır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu back'i aldıktan sonra eğer hala item level'ım 378 miydi? 375 miydi? Ne istiyordu? Şunu kestikten sonra bakalım. Eğer o olmadıysa Auction House'dan item'lara bakabiliriz. Almadığımız 376 falan var mı diye. Sanırım kalmadı ama belki kafalık. Almıyorlar ya, abuk subuk oldu işler. Evet işte kötü bir şey bence almamaları yani. Ama hani Blizzard da bununla ilgili çok aksiyon aldığını zannetmiyorum yani, söyleyemeyeceğim. Yani bunu düzeltmekle ilgili de şey yaptıklarını zannetmiyorum. Abi Disc Priest tercih edilebiliyor Godcomp'ta yine ama Holy çok daha iyi. Ya evet. Şimdi şöyle, Disc Priest'in falan mutlaka dungeon'larda yaptığı bir şey vardır. Yani işte bundan ötürü Disc Priest tercih ediliyor falan denilen bir durumu da olabilir. Çünkü Disiplin Priest biraz gelecek hasarı engelleyerek oynuyor. Holy biraz hasar geldikten sonra onu iyileştirerek oynuyor. Şimdi bazı mekanikler, bazı komplara göre disiplin daha yarayışlı olabilir orada. Ama bazılarında holy olabilir. Blizzard'ı tebrik ediyorum. Bu kadar iyi giden bir expansion'ı nasıl batırabildiler? Yani onlardan kimse aslında beklemiyordu ama şu şey çok yapamadılar yani yeni rolü. DPS destek rolünü. Kırıldı oyun. Augmentation Evoker bence getirmeyebilirlerdi. Yani getirmeseler kimse bir şey demezdi. Kendi kendilerine bozdular oyunu yani. 371 olduk. Girebiliyor muyuz? Hala giremiyoruz. 372 lazım. Hayır. İnanmıyorum ya. Her şeyi eşit yapsınlar, isteyen istediğini oynasın. Ya tabii klas kimliğini tuttuktan sonra dengeyi sağlamak için elinden geleni yapmalısı lazım ama ya biri birinden binde bir daha iyi bile olsa metayı savunacak bir kitle oluştu yani, ona bir şey yapabilecek durumda da değiliz şu an. Şu healing sports'u alabiliriz buradan. Burada da var. Burada bir omuzluk var. Oo, hem de haste verse omuzluğu yapalım. Use arcane magnet bubble to breathe underwater. Strange artifact. Tamam, onu yaptık mı o bize 372 yapar. Oh my, this place is overrun with giant snakes. I don't know how they do things in the uplands, but we chuck stink bombs at the parents and then go right for the eggs. Şimdi inşallah silah ya da trinket atmaz şeyden. 5 tane dungeon, heroic dungeon attığımızda. Deep Hollow Lake's water is fed by underground currents. Sometimes strange things wash up from the depths. Help me do some gathering and maybe we can learn more about what lurks below. Şunlara tıklayıp su altında nefes almayı alalım. Sonra şunları toplayalım. Çok etliye sütlüye dokunmadan. Tabii benim tüm world questleri falan da bir şekilde dönmem lazım bu karaktere arkadaşlar. Flight Stone'lar için.
Lightstone'lar ileride bize çok lazım olacak. Ben en yüksek item'dan uplamaya başlayarak gitmeyi planlıyorum. Ama mesela Flightstone'un yanında bazı şeyler var ya, item'lar daha var. Hani onları da toplamak gerekiyor. Onlar da belli bir seviyede olması gerekeceği için ilk başta item'ları düzgün bir şekilde uplayamayabiliriz. Fakat yavaş yavaş kendi hızımızı arttıra yapacağız onu da. Ama en azından heroic girebilecek seviyeye geldik. Bu arada heroic'ler kaç düşürüyordu arkadaşlar item level olarak? Heroic dungeon'lardan düşen... Allah'ım. Balığı çektik yanlış. Abi o mavi boncuklara basıp uçabiliyorsun. Mavi boncuğun içinden mi geçeceğim? Basınca target too close diyor. Uzaktan mı basacağım? Ha. Okay. Charge atıyormuş. Oo, hızı da gidiyormuş. Evet. Geç öğrendik ama hiç olmasın. Son 3 tanesi en azından öğrendiğimiz yöntemle yapabiliriz. Ben de diyorum Allah Allah, niye yakınına gidiyorum basıyorum da bir şey olmuyor. Oh, bir de indestructible propladı. Just how many more tunnels lay beneath our own feet, unseen, unknown. Arkadaşlar bir de bir kahramanın en önemli şeylerinden biri transmogudur. Ama benim priest transmogum yok galiba hesabımda. Eritici armuru var. Aha şeyler var. Bunlar var. Raiding post değil de ha şunlar var. Bunlardan birini yapabiliriz. Şunu yapabilirim mesela. Ve 372 olduk arkadaşlar. Artık heroiklere adımımızı atabiliyoruz. Şimdi heroikler bize kaç item level verecek? Hemen bakalım. Meltarus heroik 382 389. Niye bunda 382 diyor? He, o benimmiş ya. 389 atıyormuş. Güzel. En azından 376'larımızı da atlayabiliriz eğer düşerse. O zaman ilk heroimizi arkadaşlar girebiliriz. Karakteri şöyle bir yine alalım.